Arkadaşlar merhaba. Bugün Excel'de en basit bir şekilde 4 işlem nasıl yapılır onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ben vaktinizi çalmak istemiyorum. O yüzden direkt hemen konuya girmek istiyorum. Zaten videoda da farkındaysanız e, grafiğimi, tablomu, görüntüme her şeyimi oluşturmuşum. O zaman başlayalım arkadaşlar. Toplama, çıkarma, çarpım, bölme işleminden direkt toplamayla başlayalım. Benim burada size bir püf nokta Söylemem gerekiyor. Eşittir sembolü arkadaşlar. Yani şu toplamanın altına bakalım. Gördüğünüz gibi eşittir. Bu eşittir sembolünü ilk girişte bütün dört işlemde kullanacağız. Bu klavye görüntüsünü buraya bırakmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi de budur. Yani eşitleri nereden buluyoruz? Şimdi arkadaşlar klavyemizde sağ tarafta mor, sarı, kırmızı mavi de yuvarlak içine aldıkları bunlar bizim toplama, çıkarma, çarpım, bölme sembollerimiz. Sonra sol tarafa kaydığımızda iki tane kırmızı birbirine yakın bir şekilde biri shift tuşudur. Biri de eşittir sembolünün bulunduğu tuştur. Farkında iseniz artı ile eşittir aynı tuş kombinasyonunda bulunmaktadır. Şimdi bazı klavyelerde sıfır yerinde bulunuyor. Mesela sıfır ile eşittir sembolü aynı tuş kombinasyonun içinde bulunmaktadır. Bu artık bu eşittir hangi tuştaysa onu baz alacağız. Yani burada eşittir getirebilmemiz için arkadaşlar shift ile aynı o eşittirin bulunduğu tuşa basıyoruz. Eşittir geliyor. Şimdi arkadaşlar hemen konumuza geri dönelim toparlayalım. Şimdi toplamamızı yapıyoruz. Eşittirimizi bıraktık. Mesela silelim orayı tekrar eşittir dedik. Sonra birinci sayı dedik B3 geldi. Şimdi arkadaşlar B3 yani 75'i tıkladık birinci sayı. B3 geldi. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi e, A, B, C, D, E, F bunlar bir sütundur. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye aşağı inen de satırdır arkadaşlar. Şimdi sütunda B gördüğünüz gibi B 75 yukarıdan geldiğimizde durduğumuzda B e, sola doğru satıra kaydığımızda 3 ile. Yani B3 75'i baz alıyor arkadaşlar. Şimdi biz toplama yapıyoruz burada. Toplama yaparken eşittir. Birinci sayı dedik. Ee, bize toplama sembolümüz mor e, renk ile yuvarlak içine almışız. Artıya basıyoruz. Hemen gerekli sayı ikinci sayı. ikinci sayıya bastık. C3. Gördüğünüz gibi e, satırda 3 sabit arkadaşlar. Yukarıya çıktığımızda C ile. Şimdi arkadaşlar burada eee Eşittir dedik. Birinci sayı artı yaptık toplamadan dolayı. Sonra ikinci sayı dedik. C3. Buradan sonrası arkadaşlar enter'a basıyoruz. Klavyede enter'ı göstermeme gerek yoktur herhalde. Hemen ikinci işlemimize geçiyoruz. Çıkarma arkadaşlar. Bunda da demin hani püf nokta veriyorum dediğimdeki eşittir'i yapıyoruz arkadaşlar. Bırakıyoruz oraya. Yine birinci sayı. Sarı ile yuvarlı aldığım yerde eksi sembolü vardır arkadaşlar. İkinci sayı tıklıyoruz. Enter'lıyoruz. Arkadaşlar sonucumuz çıkıyor. Çarpıma geçiyoruz. Tekrar eşittir. Birinci sayı kırmızı ile yuvarlak için almışım arkadaşlar. Yıldızımsı bir görüntüsü var. Bunu bırakıyoruz. Çarpı sembolüdür bu. İkinci sayı tıklıyoruz. Enter diyoruz. Sonucumuz karşımıza geliyor arkadaşlar. Bölmede de aynı arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Eşittir hep ilk başta bırakıyoruz. Birinci sayı bölme mavi ile yuvarlak içine almışım arkadaşlar. Basıyoruz. Sonra tekrar ikinci sayı arkadaşlar. Enter dedik. Bitti. Şimdi diyeceksiniz ki ya burada e, tamam da hani biz birinci satırı yaptık. Ya burada ya 100 tane satır olsaydı ya 200 tane. Şimdi ne yapacağız yani? ikinci satıra geçtiğimizde 70 ile 23 var burada. Bunlara tekrar eşittir. Birinci sayı, toplama, ikinci sayı bunları mı yapacağız diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar. Burada, buraya bir yakınlaştırmak istiyorum. Buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Biraz daha büyüteyim ben burayı. Şimdi arkadaşlar toplamada 87 sayısını gördünüz. Bu kutucuğu tıklıyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar tıkladık. E, 87 de kutucukta arkadaşlar Sa alt köşeye gidiyoruz. Bakın sağ alt köşeye gittiğimizde bir orada bir kesişim noktası oluşuyor. Burayı mouse'umuzla basılı tutuyoruz. Aşağıya doğru kaydırıyoruz. Ha, ne kadar aşağıya sayılarımızın bittiği. Mesela 9. satıra kadar getirdik. Arkadaşlar bıraktım. Gördüğünüz gibi sayılar geldi. Bu sayılar ne artışık bir sayılardır ne de rastgele oluşturulan bir sayılardır. Biz burada toplamayı ilk yaptıktan sonra artık Mesela 70 ile 23 toplamı 93. Gördüğünüz gibi herhangi bir eşittir vesaire bunları yapmadık. Direkt toplamada ilk oluşturduğumuzdan dolayı artık buradan aşağı ne sayı yazarsak onun sonucunu bize verecek arkadaşlar. Zaten bakın şöyle söyleyeyim. Yani mesela 100 mesela üstünü iki defa tıklayın gösteriyor. Mesela sanki daha önce hani biz böyle bir şey yapmadık ama daha önce bu 87'de yaptığımızdan dolayı gördüğünüz gibi bütün kombinasyonlar hazır. Yani Excel'in de güzel yanları bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar çıkarma işleminde de aynı. Kutucuğa geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıklıyoruz. Mouse'umuzla aşağıya doğru çekiyoruz. Bırakıyoruz. Sonuçlar geldi arkadaşlar. Çarpımda da aynı arkadaşlar. Yine kutucuğun sağ tarafındaki e, yerden yerden Böyle artı yerinden tutup çekiyoruz. Bölmede de aynı arkadaşlar. Bunu daha da yakınlaştırabiliyor muyum ben? Şöyle. Daha net gözükür mü? Merak ediyorum. Kutucu sağ alt köşeden arkadaşlar. Yani 6.25 yazan kutucuğun sağ alt köşesinden tutuyoruz. E, aşağıya doğru çekiyoruz. Bırakıyoruz. Sonuçlar geliyor. Şu Arkadaşlar e, benim burada e, size tavsiyem bu tarz böyle bilgi, böyle eğitim, uygulamalı eğitimlerde kesinlikle bilgisayar başında olunuz. Mesela siz de aynı şekilde yapınız, e, durdurunuz videoyu kendinizle de den deneyin. Daha güzel akılda kalır, daha güzel bilgiler oluşur arkadaşlar. E, şimdi e, arkadaşlar gördüğünüz basit bir şekilde anlattık, toplama, çıkarma, çarpım, bölme. Hani kafanızda bir soru işareti oluştu ise veya herhangi bir soru sormanız gerekiyorsa videomuzun altında yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sadece bu dört işlem olarak baz almayalım. Excel'de herhangi bir konuda da soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Bunda da yardımcı oluruz. Cevaplarımızı yazarız oraya sorularınıza karşılık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yorum yapmayı da unutmayınız. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir faydamız olmuştur. Çok teşekkürler. İyi günler.